Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Kasa'nın 46. bölümüne hoş geldiniz. Evet, 46 raporlu bu bölümümüzde ne yapacağız? İnan bana, ben de tam bilmiyorum diyecektim ki hatırladım. Unifier diye bir şey craft ettim. Unifier ne işe yarıyor diye soracak olursanız... Bir Ore Dictionary. Sana stil değiştireceğim. Lan. Evet, Traincraft konfigleriyle biraz uğraşmam lazım. Evet, şu an Traincraft biraz saçmalamış durumda bende. Onun konfiglerini azıcık adam edeceğiz, ancak şu an işime yarıyor bu. Steel'lerin Traincraft olması çünkü problem yaşatıyorlardı. Evet. Şimdi Traincraft'a başlamadan önce neler yapacağız? Birkaç tane assembly table lazım. Bana pistonlar bolca. Teşekkürler. Bir. Mark 2. Bu kadar glowstone nereden geliyor diye soracak olursanız cevabı aldınız. Redstone'ları işlediğimiz takdirde glowstone da elde ediyoruz. Evet. Hadi bakalım. Gel. Mark 3, bir de bir adet de train workbench ve onun için bir adet furnace gerekecek. Bunun sıra başka bize ne lazım? Tamam, başka bir şeye ihtiyacımız yok. Evet. Gel gelelim. Benim ihtiyacım olacak bir şeye. Tamam, bu sağlıklı bir yürüyüşümle ilerliyor. Trinkratite makinelerini 1, 2, 3. Şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya. Tamamdır. Şimdi benim yapmak istediğim şey ne? Hayır, high speed car değil. New York Subway. Bunun için bana bu lazım. Bunun için de bu lazım. Bunun için de bu lazım. Plastik. Gopur. Hatta bolca. Shift click çalışmıyor tabii bunda. Train workbench'in arayüzü azıcık problemli. Traincraft'ın pek çok şeyi gibi. Bu arada şu anki sürüm elinizde yok çünkü hala test aşamasında. Bazı problemler var, onları gördüğünüz üzere şekil 1A. Onları düzeltiyoruz. Evet, şimdi senin için plastik redstone. Plastik. Redstone. Electronic circuit. Tamamdır. Bunun yanı sıra başka ne lazım? Lever button. Teşekkürler. Vanilla stone yok mu? Len. Batını ben neyle yapacağım? Nereye batın yapacaklar? Diyoruz ve maalesef ki şuraya geliyoruz. Nereye sıçacaklar?
Evet. Gel gelelim Benjamin Button'ımıza. Controller ve Iron. Bir bakalım sen hangisinde? Tier 1 Ascending Table. Güzel. Ama yalan söylüyorsun. Tamamdır. 4 Redstone. Okey. 1 Steel. İki steel wheel, bir steel cab, bir steel frame. Steel cab. Wood. Teşekkürler. Iron cap'miş bu. Sen nasıl? Steel ingot. Mesela Iron ingot mı kullandım? Ah. Steel frame. Steel wheels. Iron içerisine steel. Evet. Sonra başka ne var? Şu iki arkadaş. Elektrik motor. Bir tane daha elektronik circuit istiyor. Bu da doğal olarak bunu istiyor. İyi ki sürüsüne bereket yapmışız. Bir de bundan iki tane yapacağız. Dört. Tamam. Şimdi olmuş olman lazım. İyi, gel gelelim buraya. Iron, Iron. Ve Transformer. Transformer. Elektrik motor. Neyin eksik? Bakalım şunu da deneyelim bir de. Steel frame. Redstone. Steel. Steel wheel. Tamam. Evet. Bir tane de passenger yapabiliyoruz. Tamamdır. Ardından bize bir adet de steak lazım. Gel bakalım. Bu Traincraft'ın crowbarı gibi bir şey.
Ardından yoksa senle uğraşmayacağım. Uyuyalım bir. Size bu arkadaşı göstereyim. Önce bir şeye bakacağım. Tamam. Az kalmışlar. Ben kısa sürerler diye endişe ediyordum. Baya güzel. Uzunca sürdü. Hehehehe. Ve birbirine bağlandılar. Eğer bunun içine girip ayakkabılarımı şu bölmeye koyarsam Vuhuhu! Bir adet metrom oldu. Tabii Minecraft fiziklerini hesaba katınca bu tarz durumlarda böyle saçma görüntüler ortaya çıkıyor. Bunu önlemek için ne yapacağız? Çok basit bir yöntemle ayakkabılarımızı giyeceğiz. Evet. Peki bu metroya neden ihtiyaç duyuyorum? Ben şuraya NASA çalış daha doğrusu, kasa çalışma daha doğrusu, fırlatma alanımı fırlatma ve gözlem alanımı kuracağım. Ah, elmalar gelin. Dolayısıyla da oraya gidecek bir metro hattı olacak. Bunun yanı sıra yapacağım birkaç bir değişiklikten bahsedeceğim. Ah. Şu fabrikayı baştan aşağı yeniden dizeceğim. Bu eski Greg'teki göre mantıklı olmasına rağmen şu an ISUS'un yeni enerji sistemiyle biraz tuhaf. Artı AI network'ümüze çok fazla yük bindiriyor. Ve AI network'ümüzün kafası karışıyor. Burayı komple yeniden dizeceğim. Bunun yanı sıra artık mesela tarlayı falan filan uzağa döşeyeceğim. Uzaktaki bir yere. Ve burası tren hangarım olacak. Ayrıca evin bir kısmında evi bayağı bir ufaltacağım. Muhtemelen sadece şu ön kısım kalacak. Hayır, şurayı yıkacağım anlayacağınız. A network'e taşıyacağım. Depolamayı değiştireceğim. Ve MJ hattımı yenileyeceğim. Evet, bu böyle bir update'imiz oldu. Ondan şunu tekrar devreye sokalım. MJ Network'ümüzü baştan yapacağız. Şunlar kullanılmayacak. Unutun. Ve Distillation Tower yapabilecek durumda mıyız? Aa yok. Distillation Tower için önce şunu yapmam lazım da otomatikleştirmedim. Neyse bu otomatikleştirme düzenine hafiften ben bir gireyim. Evet. Yeni düzeni nasıl yapacağız diye soracak olursanız binebilirsem eğer öncelikli olarak şu arkadaş devre dışı kal. Seni istemiyorum. Sen kötüsün. Şimdi gel gelelim buraya. Enerji hattını zaten baştan döşeyeceğim. İlk olarak olay fornisleri kaldı. Bilirim.
Ve daha az pattern kullanacağız bu sayede. Ve fonum neden bilmem ama gene coşmaya karar verdi. Evet. Gel. Tabi bazı şeyleri mesela wire mill'leri falan filan bu şekilde bırakacağım. Bazılarının bu versiyonlarını da bırakacağım şeklinde söylesem daha mantıklı olur. İşleyiş nasıl olacak? Şu steel'leri inventory'de tutmak istiyorum çünkü. Transformer'lar, alloy smelter'lar, flow plastic, sand. Sizler kalın. Sen kal. Şimdi bana ne lazım? İlk olarak ben elektronik circuit'in otomasyonunu yapmak istiyorum. Şimdi elektronik circuit'e bakacak olursak şunu istiyor. Bunun başka bir kullanımı var mı? Hayır. O zaman bu sadece elektronik circuit crafting'inde gerekecek bir şey. Sana gerekenler. Iron plate ve electrum plate. Plate'leri dışarıdan isteyebiliriz çünkü plate'ler başka işlerde de yarıyor. Ya da evet, plate'ler başka işlerde de yarıyor, o yüzden şimdilik plate'lerin crafting'ini dışarıdan isteyelim. Ama sen bizimle geliyorsun. Ya da sen gelmiyorsun çünkü sen halihazırda Oracle edilmiştin. Seni workshop'a alırız. Şurada boş olanlar var. Onları alalım. Bu da boş. Evet. Siz gelin, Black Raid'ler. Steak, sen gelme. Şimdi şöyle üst üste iki arkadaş koyacağız. Bunlar sırasıyla şöyle çalışacaklar. Sen aşağı vereceksin. Bir saniye, circuit'in yapımında başka ne lazımdı? Copper cable. Copper cable'ı yandan verebiliriz. O zaman şu modu aktif edeceğiz. Hatta dur. Sen şöyle aşağı in. Auto eject. Auto eject. İki önünde ayır. Şuradan bir MI interface'e vereceksin. Şimdi yapacağımız şey.
Şu arkadaşları alalım. Şimdilik ihtiyacımız yok buna. Bunlara. Bize buradan, buradan ve buradan itemler verilecek. Sen import, sen interface değil export loss ol. Çok daha mantıklı olur bizim için. Ve beraberinde de level emitter. Dur. Import bas, pardon. Yanlış bası craft ettim ama olsun. Neyse, sen de gel. Bir işe yararsın bir yere. Özür dilerim. Level emitter'ımıza gelelim. Muhtemelen benim en çok kullandığım itemlardan biridir level emitter. Çünkü cidden harika. Ve sen... Al ya da craft et. Level emitter. Sistemde 1024 bir stack circuit varsa redstone sinyali ver. Evet. Şimdi sen ne istiyorsun? Tekrar bakalım. Elektrum ve ayrı. Iron plate ve Electrum plate. Tabii şu an iron plate'im. Şu an yaparsak eğer yapmayacak değil mi? Network'ümüz kafayı yedi çünkü. Halledeceğiz bir ara. Sen düzenli olarak Iron Plate. Sen üstten versen daha mantıklı aslında. Sen düzenli olarak Electrum Plate. Evet. Evet, şu an bakarsak eğer Iron Plate dolmaya başladı. Ama ufak bir problemimiz var. Enerjiyi nereye sıçacaklar?
Şimdi aklıma geldi bu. Aklıma çözüm de geldi. Active without signal. Evet, sen. Beraberinde. Circuit. Ve daha fazla kablo. Sen bir stack circuit'e ulaşınca redstone sinyali vereceksin. Ardından da buraya transformer bağlayacağız. Transformers. Tamamdır. Burada ufak bir problemimiz var. O zaman ne yapıyoruz? Ben tüm sistemi bir kare kaydırıyorum. Evet, geldim ve şöyle bir düzen de karar kıldım. Ve yapacağımız şey basitçe şu. Eski renç gelsin. Hala azıcık kullanımım var. Evet. Eğer şimdi network'e bunları atarsam, bu arkadaş çalışmaya başladı. Bakalım bu recipe ne kadar iyi harcıyor. Circuit. 1 EU harcıyor. 4, 16 olacak. Pardon. Şu kaç harcıyor? Bu da 1 EU harcıyor. Yani kısacası bu ikisine de 2 tane overclock upgrade basabilirim. Çok rahat bir biçimde. Ya da yavaş bırakırım. Bana dokunmaz. Ardından ya kapı kablom zaten varmış. Evet ve misler gibi yapmaya başladı. Peki bu ne yapacak? Şu plate bending sistemlerini düzeltirsem ki düzelteceğim. O zamana kadar çok güzel bir içinde bunları işleyecek. Doğrusu 64 tane elektronik circuit olana kadar işleyecek. İki makineleri buraya koyacağım. Daha karmaşıklarını şuraya falan koyarım artık. Bakın başka iki makine. Peki. Evet, sana artık ihtiyacımız yok. Diğerleri de artık bekleyecek bunları. Bunun yanı sıra başka. Sen nesin? Parts. İlginç olabilir.
Evet, ilginç olabilir cidden. Ama şimdi karar verdim de alüminyum. Ki zaten yakında hayvan gibi alüminyumumuz işlenecek. O yüzden sana iron yerine alüminyum. Sonra teşekkür edersin bana. Alüminyumun plate'ini yapacak olan hangisiydi? Bu platinum. Copper. Bronze. Alüminyum. Evet, neden işlemediği hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Elektron, sen isteniyorsun, biliyorum. Alloy furnace'larını yakında taşıyacağım. Evet. Basitçe bu mantık üzerinde tüm fabrikamızı yeniden oluşturacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler, iyi eğlenceler ve angaryayı kamera arkasında bana bırakın.